Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki klasikleşmiş sorular konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş 1 ve 7 verilmiş. Arkadaşlar sayılara bakınca direktman buradaki kelebeği görüyor muyuz? Görüyoruz. Kelebeklik oran kaça kaç? 1'e 7. E o zaman 1'e 7 ise direkt 1 bölü 7 eşittir 2 bölü x'ten dolayı x direkt kaç buluruz arkadaşlar? x buradan 14 çıkar. Evet birin sonra böylelikle cehan oldu. Geldik ikinci soruya. Eşkenar dörtgen demiş. Köşegen çizilmiş. Ne yaparız? Diğer köşegende biz çizeriz. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir ve birbirini ortalar. 8'i iki eş parçaya böldü. 4'e 4. Yani buraya da 1 kaldı. Alan ABC'de isteniyor. Şuraya bir aç diyecek olursam. Şurada bir öklit var sanki değil mi? Evet dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. Uygula ökliti. H kare eşittir. P çarpı K değil midir? Evet. da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. H2 oldu. E o zaman burası 2 ise burası da 2 mi oldu? Evet. Alan ABCD nedir? Köşegenler belliyse köşegenler çarpımının yarısıdır. 8 çarpı 4 bölü 2. 32 bölü 2'den cevap 16 yapar gençler. İkinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Eşkenar dörtgen ekstra bir eşit verildi mi? Diğer eşitleri de yazın. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşit değil mi? Evet. Şurada bir x kenar bak burada da bir x kenar çıkmış oldu. Hocam şuradaki x kenarda 180'den 66 çıkart. 120 Yok 112. 114. 114'ü 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 57 mi yapıyor? Evet. Buradaki açılar 57 şer derece yaptı. E hocam şurada 66'ya bakacağız. bir de karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğuna Z. Yani 66 yaptı burası. Z'den dolayı. E 66 ise 8 kenardan dolayı burası da 66. E bu açılarda birbirine eşit olacak. Yani burası da 66 olacak. 57 artı alfa ne eşit olacak? 66 eşit olacağından alfa da buradan kaç buluruz? 9 derece olarak buluruz. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Şimdi neler verilmiş sayıları bir yazalım. 20 ise aha burası da 20'dir. Ve paraya kenar verilmiş. Arkadaşlar direktman sayılara baktığımız zaman hop şurada bir kelebek benzerliğini gördük değil mi? Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? Kelebekteki oran 16 bölü 20. 4'e bölsen 4, 4'e bölsen 5. Yani 4K'ya 5K oran var arkadaşlar burada. Ee, 5K eşittir 15 ise K'yı buradan 3 buluruz. Ve şurada da arkadaşlar 4N'e 5N oran var. 4N eşittir 8 ise N de buradan kaç gelir? 2 gelir. Bizden şu uzunluk kaç oldu o zaman arkadaşlar? N2 yani ise burası 10. E, ee, K'yı da 3 bulmuştuk. Burayı da 12 mi bulduk. Evet. Bizden EF artı FC isteniyor. EF'yi kaç bulduk? 12 bulduk. Artı FC'yi kaç bulduk? 10 bulduk. Toplamı da kaç yaptı o zaman? 22 yaptı. Evet. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Aşağıda bir kağıt üzerinde kalınlığı önemsiz özdeş 5 yemek çubuğu ile oluşturulmuş dörtgen ve açı ölçüleri verilmiştir. Arkadaşlar özdeş çubuklardan oluşturulmuş. Yani bu bir eşkenar dörtgen bütün eş, yazalım. E, bu çubukta çift çizgi tamam. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Bir açılara dalacağız. Dalalım bir yerlerden. Nereden dalsam diye bakıyorum. 36'yı kullanırken şuradan başlayayım isterseniz. Hocam buraya bir aa dersem. Karşılıklı açılar birbirine eşit değil miydi? Evet yani burası a artı 36 ise buradaki açı da a artı 36 yapmalı. 20 burada a artı 36'dan 21 çıkartırsak a artı 15 mi kaldı arkadaşlar? Evet. İkiz kenardan dolayı burası da a artı 15 mi yaptı? Aynen öyle. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonra bizden x isteniliyor. Peki ben buradaki x'i nasıl bulacağım? Arkadaşım şurada x'i sonradan yoğunlaşabiliriz. Bazen böyle paraya kenarda eşkenar dörtgende doğru da açıları böyle fark edersek daha rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Bak normalde şöyle yapabiliriz. Hocam burası e, a artı 36 ise işte şuradaki açıyı a artı 15 artı 15 buraya mesela 150-2A diyebilirsiniz. Burası da 180-2A diyebilirsiniz. Sonra bu açıyla da şu açının toplamı 180 deyip sonuca ulaşabilirsiniz. Ama bazen doğru açılarda işimiz daha da kolaylaşabiliyor. E, tamam A, A iken burası nedir? 180-2A değil midir? Evet bu dursun bence. Hiç buraya şey bulaşmayalım. Şuraya bakacak olursanız arkadaşlar şöyle bir M kuralı var. Fark ettiniz mi? Yani 180-2A ile 21'in toplamı A artı 15 yapacak. 180-2A artı 21 eşittir a artı 15 yapacak. Ben şu an en kolay bunu fark ettim. Belki daha kolayı vardır. Yorumlara yazarsınız. Arkadaşlarınız faydalanır. Evet buradan ne geldi arkadaşlar? 3a yaptı burası bu taraf. Ee, bu taraf 3a. Şuradan 15'e buraya atınca arkadaşlar 21'den 15 çıkınca 6 186 mi yaptı burası? Evet. E, 186'yı şeye bölünce 3'e bölünce 62 mi yapıyor? Evet. A'yı buradan 62 bulduk. A'yı buradan 62 bulduysak 62 bulduysak o zaman 62 ile 15'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? Direkt keşke buraya şey deseydik de A değerini söyleseydik de ona göre yapsaydık ama neyse. A 62 ise şurada kaçı kaç yaptı arkadaşlar? 62 artı 15'ten 77 yaptı. O zaman burası da 77. E o zaman X artı 77 artı 77'nin kaç olması lazım? 180 olması lazım. Bu 154 yaptı. 180'den 154 çıkınca 26 mı kalıyor? O zaman cevabımız böylelikle. Edremit yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Köşegen çizilmiş ve bu bir eşkenar dörtgen. Hop diğer köşegeni de ben çiziyorum. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor ve birbirini ortalıyor. 32 ise bunlar 16-16 yaptı. E sonra şuraya bakacak olursak arkadaşlar. Burada da ne görüyoruz? Bir dik üçgen var. Dik üçgenin bir kenarı 50. Diğer kenarı 40. E, 40, 50, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı burası da 30 yapar. Yani burası da 30 yaptı. Alan dediği arkadaşlar köşegenler çarpımının 60 çarpı 32 bölü ikisi değil midir? Şunlar sadeleşince 16. 16 ile 6'ın çarpımı 96 yapar. Bir de 0 var yanında. Yani cevap 960 yaptı. 6. soru Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Öncelikle 6, 8, 13 keni ve sonrasında şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 8 bölü 12. Şuraya bir A diyecek olursak e, yukarıdan aşağı oran A bölü 10 eşittir. 12 bölü 8 eşit değil midir? Evet. Buradan 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 2. Bununla bu sadeleşse 5. 5 kere 3, 15. A'yı 15 buluruz. A 15 ise eğer şuradaki değerde kaç yaptı o zaman arkadaşlar? Bunun da tamamı 15 olacağından. X'i de böylelikle 5 buluruz. 7. soru Cihan oldu. Geldik 8'e. Eşkenar dörtgen demiş. tam orta nokta verilmiş bir köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de ben çizerim. Tam E noktasından geçmek zorunda. E köşegenler nasıl kesiyordu arkadaşlar? Dik kesiyordu. O zaman dik kestiği için şuradaki açı kaç derece yapacaktır? 90 derece yapacaktır. Hocam dikten dik çizildi. Öklük bağıntısı. A ben direkt 9 diyebiliyorum aslında ama neyse. nasıl dediğimi anladınız. Alfadan beta geçiş 1'e 3. 3 katı olacak 9. direkt h kare eşittir p çarpı k'dan da yapabiliriz. 1 çarpı a'dan. A'yı buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Öklidten de kolay çıkıyor gerçi. Sonra çevre ABCD isteniyor bizden. Hocam bir kenarı kaç bulduk? 10 bulduk. O zaman çevresi de 10 çarpı 4'ten 40 yapacaktır gençler. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik. 9'a. Deltoid'de işimiz gücümüz neydi arkadaşlar? Köşegendi. Bak bu bir deltoid. Köşegen çizerken de hangisini çizecektik? Simetri ekseni olan köşegen. Yani şu. Simetri ekseni olan köşegen neydi? Hop şu açılar birbirine eşit bu açılar birbirine eşit. Hocam bu açı ortay aynı sadece delta de değil bak. Büyük üçgende de bir açı ortaylık sağlandı arkadaşlar gördünüz mü? Şu açı ortaylığa bakacak olursak kollar oranı tabanlar oranı eşittir. Hocam 8 iken 4 olmuş 10 iken 5 olur diyebilirsiniz. Ya da 10 bölü 8 direkt x bölü 4'e eşittir diyebilirsiniz. X de buradan kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Cevabımız böylelikle edrebit oldu. Ve geldik 10. soruya. Çekil bir de boyları 12 metre olan doğrusal gövdelere sahip iki ağaç ABC'de dikdörtgenin AD ve BC kenarları konumundadır. Evet şu konumdaymış. Bu ağaçlar şekil 2'deki gibi kuvvetli rüzgar nedeniyle anlık olarak ABC üstü D üstü kenarı durumuna geldiğinde gövdeleri arasındaki en kısa uzaklık önceki durumuna göre 1 metre azalırken. Arkadaşlar gövdeleri arasındaki uzaklık bakın şurası değil mi? Şimdi gövdeler arasındaki uzaklık burası mı oldu? Hayır dikkat. Gövdeler arasındaki uzaklık dediği dik uzaklıktan bahsediyor. Önceden A birimken şimdi A-1 birim. E arkadaş buradaki uzaklık ondan bahsetmiş. Bak gövdeler arasındaki uzaklık, uzaklık önceki durumuna göre 1 metre azalmış. E hocam bunlar dikey durumdaydı. Dikdörtgen oluştu. Şu A ile B arası A birim. A ile B arası A birim. Şuranın da ben 12 birim olduğunu biliyorum. Yani buranın da ben 12 birim olduğunu biliyorum. A dikkat edin ne çıktı burada? 12 tabanına ait yükseklik. Bu da bir paraya kenar oluşturuyordu. Arkadaşlar şu paralel kenara bakacak olursanız. Bu paraya kenarda ne oluştu? Bak tabana ait yükseklik görünce insanın aklına alan gelmez mi? Aklına gelen başına gelsin inşallah. Bak alan geldi. 12 tabanına ait yükseklik. O zaman bunun alanı nedir? 12 çarpı A eksi 1'dir. Aynı zamanda adam sana onu boşu boşuna mı verdi? Bu da 10 tabanına ait yükseklik değil mi arkadaşlar? Pardon A tabanına ait yükseklik de 10 değil mi? Aynı zamanda A çarpı 10'a eşittir. E, dolayısıyla buradan 12a eksi 12 eşittir 10a olduğundan dolayı buradan 2a eşittir 12'den a'yı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Buna göre diyor başlangıçta ağaçlar arasındaki mesafe yani a soruluyor arkadaşlar bize. Cevabımız böylelikle akçay yaptı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Evet 10. soruyu böylelikle akçay bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.